Baba Talks'u bile izleyen 7000 kişi. Niye bile ya? Metin, çok büyük umutlarla girdim bu işe. Çok büyük umutlarla girmedim şimdi. Dark Web, filmi delen ifşa. Ne bu? Delen. Kaşık büktüm bir kere. Saçmalama. Aa büküyor, al katlat. Aa bükme, inanamıyorum. İstiklal topla. Hadiye mi bu? Çocuklarımsız asla. Bak kıraç dinlesin, telif atmaz. 30 gün boyunca her gün 6'da uyanacağım eğer bunu okursanız. Her anda arayabilirim görüntüyle 6'dan sonra. Oh. Ben de böyle bir manyağım. Bütün seyircilerimiz, size söyleyeceğimiz tek bir şey var. Seviliyorsunuz. EYS TV müşteri hizmetlerine hoş geldiniz. YouTube standartları gereği yorumlarınız kayıt altına alınmaktadır. Bu programda yorumlarınız değerlendirilecek. Haklıysanız hakkınız, haksızsanız ağzınızın payı verilecektir. Sizi müşteri hizmetlerine bağlıyorum. İyi seyirler. Hadiye mi bu? Çocuklarımsız asla. Bak kıraç dinlesin, telif atmaz. O yüzden ben böyle bir şey yapmadım. Benim Ali'ye de yarattığım ambiyans bu değiller. İşte bu. Sen hey, sen elinden geleni yaptın mı çalmak için, yoksa teliften kaçmayı mı çalıştın? Teliften kaçıyorum ben. Yani. Çok iyi kaçıyorsun. Gerek bir şey söyleyeyim. Bunca yıldır çekmişsin, bu kadar iyi kaçan. Yani telif bile kovaladığına pişman olacak kadar, ulan yanlış kovalıyormuşum diyeceği kadar. Evet sevgili müşteri hizmetlerinin biricik seyircisi, kemik seyircimiz, bizim fanlarımız, bizim her işimize koşan, her işimizi derken Baba Talks'u bile izleyen 7000 kişi. Niye bile ya? Niye Baba Talks'u bile mi? Hayır, en az izlenen işimiz olarak dedim yani. Bu kadar insanlar, bir hayaller kurduk, ulan çocuklarını konuşurlarsa izlenir dedik ve gerçekten... Yani tek başlarına, yani başlığı atmasak, resimlerini koysak daha çok izlenecek insanlar 3000, 2000, 5000'leri gördü ya. Hani ne kadar kötü muhabbet etmiş olabilirsiniz, size soruyorum. Ey Tolga ve Metin. Yani bu videoyu izleyenlere bir şey bilgisi vereyim. Baba Talks diye bir şey yaptık biz. Çok az insan izlediği için belki bilmeyenler olabilir. Evet. Kendi kanalında başkasının gününde yayınlanan bir Baba Talks diye bir şey yaptık hakikaten. Amacımız da şuydu. Tolga ve Metin iki baba olarak baba olmuş ünlüleri çağırıp babalık konuşacaklardı. Ama bu niş fikir, bu sadece bir babanın babalık anlatma hikayesi. Bizim toplam kanal takipçimiz 1.2 milyona gelmek üzere. Bunun içinde bunu merak eden sayısı 3000'miş. Yani 3000 kişi babalar nasıl baba olmuş diye izlemek istedi. Hani belki bekarlar, çocuk sahibi olmayanlar izler diye Batu'yu da dahil ettik. Baba olunca anlarsın. Köşemiz de var. Sen geldin. Ben en son izleyin diye arada çırpınan görüntülerle son iki bölümde ben de girdim. En nihayetinde şimdi böyle geyik yapıyoruz ama 20 bin ne? Bir şey 30-40 bin, 50 bin, 60 bin izlenen bölümlerimiz oldu. Evet. İş olarak kötü değil. Bence gayet de iyi iş yaptık. Bence de. Yani niş iş yaptık. Bunu yapmak istiyorduk. Evet. Bu kadar az izlenmesini beklemiyorduk. Evet. Ama yani 50 binlerde izlensin diye yaptık zaten. Evet. Tam beklentimiz oydu. Evet. Çünkü gerçekten ayrı bir içerikti. Ama bazı bölümlerimiz var ki 50 bin bile izlenmedi. Metin, çok büyük umutlarla girdim bu işe. Çok büyük umutlarla girmedim şimdi. Aynen, çok aşırı büyük umutlarla girmedim. Var mı peki yeni proje? Tolga abi var mı? Aynen. Tolga böyle. Bir tane Ana Talks. Ana Talks. Yeni bir formatımız var. Var. Yapacağız. Yapacağız. Bunu kaç haftadır söylüyoruz. Yok itiraflarınızı gönderin, yok şöyle yapın, böyle yapın. Yaptık, yapacağız, yapıyoruz falan. Ama bu sefer yapıyoruz. Bu sefer bu çok izlenecek bence.
Yani tabii iddialı konuşmak isteriz de... Ben iddialıyım bu sefer. Ben de iddialıyım. Hepimiz de şey istiyoruz. Aslında linçten sonra kanalda böyle bir hem seyircili prodüksiyonu büyük bir şey yapmak istiyoruz. O da aslında... İtiraf et. Linçten sonra itiraf et. Sahnede itiraflarınızı alıp aslında güzel bir şova çevirdiğimiz bir dünya yaratacağız. İnşallah en yakın zamanda da ona başlarız. Bu seneye yetiştiririz inşallah şu yoğunlukta. Ama şimdi yoğunluklarımız teker teker azalıyor. Baba talkslar falan. Azal. Artık yoğun, çok da yoğun değiliz. Çok da yoğun değiliz. Hani Hilmi'nin çok zor gider turneleri var. Bizim Cevap Ver Türkiye'ler falan filan bir... Ama Nisan'da bir sanki... Tatlı bir gireriz. Evet, Nisan'da başlarız. Yani Ramazan'dan sonra bir Nisan Mayıs çekip böyle yazıyor. Evet. Ya bir ipucu da verelim. İtiraflarınızı aslında sahnede canlandıracağız. Evet. Fikir bu. Dolayısıyla canlandırabileceğimiz güzel itiraflarınızı bekliyoruz. Onları yolluyorsunuz. Sonra da en iyi itirafları sahnede canlandırıyoruz. İtiraflarını seçtiğimiz insanları da izlemeye oraya davet ederiz. Evet. Buyurun. Orada da sen itirafını anlatırsın. Biz zaten o itirafların biraz da değiştireceğimiz için canlandıracağımızı. Tabii. Şöyle orada. Mi oldu, böyle mi oldu? Böyle güzel, güzel bir proje. Güzel bir şey olacak. Yani hem sunuculuğun hem oyunculuğun olduğu iç içe bir yani mozaik. Program mozaiği. Ne kötü anladın. Güzel ama. Gerçi arkadaşlar sizinle böyle projeler denemeyi, birlikte başarmayı, bazen yanılmayı çok seviyorum. Çok keyif alıyorum. Ayrıca iki tane dizimiz var, bir tane sinema filmimiz var. Bunlar onları var bunlar. Almak isteyen yapımcılara da hemen... Nasıl atarım? Nasıl soktu ya? Gerçekten de iki tane dizimiz var ya. Yazdık ve bir tane sinema filmimiz var. Bravo. Var. Bunları da yapacağız işte. Ya yani şöyle bir şey var aslında temelinde sevgili dostlar. Bir tane dizi fikrimiz var ve YouTube'a çok uygun ama dizi yani dizi yapmak inanılmaz pahalı bir şey. 10 dakikalık diziye diyorlar ki bölüm yani 10 milyon para istiyorlar ya kolay. İzlemeye gel. Aynı Baba Talks ya. Ondan da hiçbir şey kazanmıyoruz. Baba Talks'a kazanmak değil. Onu evet. Kaybediyoruz. Gerçekten o projede kazanan kim çok merak ediyorum. Hamurcu. Var. Hamurcu. Hamurcu. Hamurcu her hafta. Yeni miydi? Her hafta yeni hamur mu aldın? Kuruyor abi hamur. Hamurun. Hamur bir de kuruyor. Hijyen yani. Ay çok güzeldi. Hadi yorumlarımız o geçelim zaman. Geçelim bakalım. Mağusuna sağlık. Gülçe'ye yazan yorumlardan ben utandım. Herkes Çengi gibi her an her saniyesi eğlendirmek zorunda değil. İzleyiciyi eleştirirken haddini aşıyor ve abartıyor. Yorumun bir avuç yorumcuya bu sefer. Tuğçe gitme. Tuğçe'nin kendisi yazmış. Tuğçe'nin. Tuğçe'nin en yakın arkadaşı Elif'in. Ben burada şey takıldım. Çengi gibi biz öyle miyiz? Herkes Çengi gibi derken. Burada evet yani Çengilik görevi bizde Tuğçe ona girmesin mi? Hilmi ile Tuğçe yapmıyor gibi bir şey yani. Biz de Çengi değiliz değil mi? Evet sen de yani kötü bir şey değil Çengi olmak da. Ne abi adam tek eli onu çalıyor. Hesap makine. Bu adam Çengi değil de. Ben daha ne yapayım sizi eğlendirmek için. Bak, bir katılsınlar var ya eteğiyle. Bu adam. Hatta çalgı çengerdi. Katılın da. But... Çalgı çalıyor Özgür. Bravo. Ya bunlar lazım. Helal ya. Bu çok güzel oldu ha. Rastgele evet Tuğçe'yi Tuğçe yorumlamasın mı bu şey? Hemen kız bir konuşacak. Tamam. Zaten sizi çengiler. Zaten zor konuşuyorum yapmayın. Evet. Tuğçe. Gitmedim. Buradayım. Evet, dayanıyorsun. Evet, dayanıyorum. Biraz çaba sarf ediyorum, dayanıyorum. Evet. Direnmeye devam edeceğim. Çok güzel. Bir süre sonra bence beni sevecekler. Ben de biraz açılacağım yani. Benim için de kolay değil. Evet. Burada olmak kolay değil gerçekten. O evet. Yüzden ben bu yorumu sevdim Elif'in. En yakın arkadaşım değil ama belki olur. Bir şekilde ulaşabilirim. Evet, ha. Bir şekilde o zaman bazı güzel bir destek gördüm, evet. Tuğçe'ye ulaşıyorsun. Belki bir dostunuz. Bu Elif perdeyi açıyor. Abi sen... Ve Elif geliyor. Çok güzel. Ya bu perdeyi bir gün hakikaten kullanalım ya. Birini getirelim öyle açalım. Açalım şu an. Abi bence hiç açmayalım. Açmayalım abi arkası. Olacak gibi değil. Mi? Evet evet. Olacak gibi. Hadi be. Çok iyisin ya. Biliyorum. Gerçekten telifli şarkıları telifsiz çalmadın üstüne. Üstünü tanımıyorum yemin ederim ya.
Hiçbir şarkı, her şarkı bir şeye benziyor ama o değil ama o hissi veriyor mesela. Ben mesela anlayamadım. Nı 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 çaldığını anlayamadım. Sen anladın. İki kişi dinleyip ben de onun gibi çaldığım için. Ve her bölümde müzik ısrarımız var bu arada. Var. Her şeyimiz de yok. Peki yorum geliyor mu müziklerle alakalı? Geliyor. Var mı? Var. Şey yapalım bence bu arada. Bir grup kuralım. Hayır. Jetto Band. Kesin hayır. Oğlum bak %100 yapmayalım onu. Sadece siz ikili sokakta dilenin. Ben konservatuardan mezun oldum. Hiç param kalmadı böyle. Sıfır para. Gamze tabii, çalışıyor falan. Tabii ki. Ondan sonra gittim Kadıköy Belediyesi'nden sokak müzisyenliği kartı aldım. Kart mı alınıyormuş? Evet. Böyle kart alınıyormuş. İzin neresi aldım. İçin mesela? Nereyi istedin? Bir yer mi istiyorsun ondan belirliyor. Yok Kadıköy'de sokakta çalabilirsin yani. İstediğin yere çalabiliyorsun. Evet. O yani, kart geri alınca. Şey tabii ama sokak arasında milleti rahatsız edecek değil de daha zaten işlek yerlerde çalabiliyorsun. Bir klarnete çıktım. İnanılmaz para varmış o işte. Ciddi mi söylüyorsun? Of böyle bir şey yok. Klarnete çıkmak. Zaten klarnetle çıktım. Anladım. Bir günde çıkalım. Peki. Gitar klarnet. Ne bu? Video mu? Parasını da değilim ya. İçerik için ya. Anlı değil ya. Dizinin parası böyle mi duracak? Vallahi içerik ya. Parasında gibi duruyoruz ya. Allah kahretsin. Yani hiç öyle para. Ya araba satıyoruz burada. Masayı açtık, satmaya çalışıyoruz. Çok şeyiz. Araba satıldı mı? Yükseliyor. Seçimden sonra iyice çıkacak diyorlar. Tutuyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Ben merak ettim bu konuyu. Sokak müzisyenliği için gidiyorsun belediye sana biraz çaldırıyorlar mı orada? Yok ya yani git çal. Yeteneğinle falan dedi. Zabıtaya gidiyorsun işte. Zabıtaya mı öyle bir şeye gittim herhalde. Evet. Dedi işte böyle konservatuardan da yeni mezun olduğum için. Ha direkt oradan veriyorlar. Kartın peki, böyle bir kartın... Bir saat çalsanız. Kaç para toplarız? Ne kadar ama şu an toplarız ya. Şu an hangi para toplarız? Peki yüzümüzü tanınmayacak bir halde. Baba Talks'taki kimliğimizle çıksa. Ama orada hiç tanımıyorduk. Ama orada hiç gelmez orada. Hiç kazanamazsınız orada. Zarar ediyorlar. Zabıtadan ceza yiyorlar. Sizi soymuşlar. Ya bunu çekelim o zaman. Video içerik yapalım. Bence bu güzel ya. Sokak müzisyenliği çok güzelmiş. Kaç para kazandık? İkiniz ayrı ayrı mı yapsanız acaba? Ha kapışmaca mı? Bir kapışmaca. Ama daha çok kazanır şöhret. Ama sen daha ilginç bir tipsin. Senin kafan yani takma öyle. Bende illüzyon da var biliyor musun? İllüzyon var onda. Oba. İstiklal'de kaşık bükmüştüm var yemin ediyorum. Kaşık mı? İstiklal'de kaşık büktüm bir kere. Saçmalama. Evet. Para kaçtı. Nasıl o enerji rezonans var o mu? Yani el çabuk. Hiç rezonans değil. Sonra? Hiç kimse para vermedi çünkü çok kısa bir gösteri, büktüm bitti. Düzeltip bir daha büktüm. Nerede yine parasında değildim ya. Yine parasında değildim ya. Sen İstiklal'de onu yapmanın... Ya Galata'da ofis vardı, büküyordum. Ben arkadaşlara yapıyordum. İşte bir günde sokakta yap falan dediler. Böyle işte bükeceğim dedim. 3-5 kişi toplandı, büktüm. Verdim, baktılar. Helal olsun dediler, gittiler. Bir tane mi büktün? Bir tane. O peş peşe öyle bükülemiyor. Hilmi projeyi geliştirdi burada. Düzeltip bir daha bükseydin abi. İşte öyle değil onun şeyi var. Bir hakkın var. Bir hakkın var. İnsanları nasıl topladın? Gelin bükeceğiz. Gel vatandaş. Gel bağırdın mı gerçekten? Bağırmadım da arkadaşlar vardı. Aa bükecek misin falan böyle bir video. Aman Allah'ım kaşık bükülüyor burada. Sonra cüzdanları çaldık abi diye böyle. Bir saatte 4000 lira. Şu anda kaşık getirsek bükebilir misin? Sen getirsen bükeme de bir gidip bir ufak hazırlık yaparsan bükerim. Var ya mı? Ya şimdi bükemem ya. Geçti. Başım ağrıyor akşam falan. Haftaya bükeyim haftaya. Haftaya bükeceğim söz. Ya özel bir kaşığı mı var bükmek için? Hayır, her kaşık. Hayır ya önden bir hazırlık var. Önden. El çabukluğuyla büktüm gibi ha. Buraya katıl atalım. Üyelerine büküyorum. Ya ben burada ama kahkahalarla güldürdü ya. O toplanan rabarba yapan çocuklar ne bükecek mi? Aa orayı kalabalık yapma anını oynamak istedim biliyor musun? Aa bükme inanamıyorum. İstiklal toplan. Hani bu arada şeyde de para atarken de ilk önce birkaç kişi şey atıyordu. Neydi onun adı? Fake. Tabii fake arkadaşın atıyorsun. Arkadaşın atıyor. Evet. Ya bununla ilgili bir şey yapın ya. Vallahi yapın ya. Ya aynı anda kaşık büküp klarnet çaldınız. Onun artık ne enstrüman varsa elinde çaldığı bir şey yapalım. Çok güzel olur. Yaparız ama iznimiz yok şu an. Belediyeye gidelim biz bir şey deneyeceğiz diyelim. Bizi bırakın. Zabıtaya gidip ben kaşık bükeceğim dedi. Zabıta da şaşırdı. Zabıtaya demek lazım mı? Lazım tabii. Lazım. Tamam. Yani onu bir söylemek lazım.
Kadıköy Belediyesi'nden yine izin alıp. Senin iznin ne kadardı ki? Tek seferlik mi? O Antalya'da mıydı? Yok, burada İstanbul'daydı. Artık sen sınırsız sokaklarda çalabilirsin belki. Yok, 1-2 senelik falan da var. 2 senelik. Çok öyle hemen yani yenilemen gerekiyordu gidip. Ben kaçak büktüm direkt çıktım. Kaçak büktüm de. Ne? Kaşık mı büktüm? Bükme, bükük var ya. Bükük, bükük çok kötü ya. Ya bükük. Zabıtalar ya. Görüyor ama kovalamıyor. Boşver, büksün büksün. Zaten bir kaşığı var diyor. Lap diyor böyle. Kovalayacak deyip kara zabıta da üzülüyor. Süresi böyle. Süresi ne kadar sürüyor mesela? Ya şimdi aldım böyle kaşık işte normal. Tamam. Yavaş yavaş bükülüyor, 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 bükülüyor. Ondan sonra sana veriyorum. Bitti, bu kadar. Sen de bakıyorsun. Peki bir şey söyleyeceğim. Yine bir illüzyon ve bir şey ya tabii, bu aslında. Tabii. Yani sen mesela niye geliştirip başka numaralar yanına eklemedin onda? Var başka numaralar da var da. Var mı? Var, kart numaraları falan da var da o kadar iyi değilim abi yani. Var şu an iskambilimiz var bir tane yapalım. Yok yok öyle değil. Hayır ne, kart numaraları var. Evet. Bunu ne ara bunların ne zaman aradın? İlgi duyuyordum. Ne zaman? Bir ara küçükken. Hoşuma neden? Küçükken bana büyüyünce ne olacaksın dediklerine hep sihirbaz diyormuşum. Hadi be. Evet. Ama şimdi de sihirbaz gibisin yemin. Bir program yapıyorsun hiç izlenmiyor mesela. Yok ediyor. Yani var mı? Yok. İzleyici büküyor bu sefer. 1 milyon 200 bin kişilik kanalda 3 binlik izle böyle büyü gidiyor. Büyü gibi bir şey. Ya izleyici bükmek çok komik. Ya, devam et. Ve İstiklal'e çıkmasına da gerek yok. Benim bu illüzyonla ilgili inanılmaz bir anım var ya. Sen illüzyon da vardır sende var, tabii. Var var. Çocuk oyunlarındaydın. Evet abi ÇG'ye daha başlamamışız. Ya. Ondan sonra işte Unique'de Yılmaz Hoca ve işte eşe dostu akrabaya oynuyoruz kendimiz. Hmm. Skeç deniyoruz ve her hafta sunuculuk yapılması gerekiyor. Bir hafta önce sunuculukta yıkmışım falan. Hoca dedi ki böyle bir daha çık falan filan. Ben de hani bir hafta önce çok güldürdüm ya bir şey daha yapayım diye. Bir tane bu kafa düşürme şeyi var böyle. Askı koyuyorsun. Böyle kafan düşüyor gibi bir şey oluyor böyle. Ha, evet o büyük sihirbazlarda gördüğümüz değil mi? Evet, böyle kafan düşüyor gibi. Ben hikayeyi anlattım. İşte hapşu dedim. Şak kafayı bir koydum. Seyirci aa tüh falan böyle yazık falan. Kimse gülmedi mi? Kimse gülmedi. Soğuk bir şey. Ağlayan çocuklar falan. Rezalet bir şey oldu böyle. Ne yapacağım da bilemedim falan. Hoca bakıyor çık diyor falan. Kaldın öyle ya. Bir şey. Peki o numara mı? Gerçekten korkunç bir numara. Evet. O kafayı düştükten sonra orada derdini anlatmaya çalıştın mı? Bu şakaydı hani. Yok abi çenemedi yazık falan. Ay iyi diye böyle evet, seyirci yani. Üzüldü yani. Korktum. Bir de sahnede ovaldi. Hı. Yanlardan askı görünüyordu abi. Ben onu kulis tarafından gördüm. Dedim olmadı ya. O askı görünmeseydi belki. Ama yemişler ay may dediklerine göre. Ön taraf ve teyze onlar da çok yedi. Onlar da fazla yedi yanındakiler evet. De ay yaptı aslında. Tabii. Onların heyecanıyla karıştı. İnanılmaz ya. Tamam abi. Tamam siz sokak şu an var ya Ramazan şenliğine döndü ya. Yani bükükler, sağ kafa düşürme. Sağ damak çıkıyor muyuz? Ya. Kağıthane. Bu bir şey. Bu direkler bizim, arası. Bu şeye gider ya. Direkt Büyükşehir Belediye'den izin alalım. Şey Hacivat Karagöz'de tamam. Yaptım ben. Yaptın mı? Yaptım. Sen bir Ramazan eğlencesi. Ben... Devam et. Daha ben Mandrake'nin hastaneye ziyarete gittim onu anlatmadım. Rahmetli oldu tabii. Neden gittin? Neden gittin? Ya, röportaj mı? Röportaj yapmıştım. Sonra bir dostluk geçti aramızda. Benim ilgili olduğumu gördüğü için o da bir şeyler hediye etti. Sen bana. De son ilgilisin bu konuya. Hani tabii genç onu yetişmiyor. Evet. Ondan sonra bir kalp krizi geçirmişti. Ben de hastaneye ziyarete gittim. Abi bir şey yaptırmıştı kendisine böyle hasta önlüğü. Cepleri falan var. Gelenlere şey yapıyordu. Numara yapıyordu. Numara yapıyordu. O kadar seviyordu adam işini. Aa çok iyiymiş. Buradan da böyle almış olduk. Ya peki sen bu kaçıp mı ondan mı öğrendin? Yok. Ona hiçbir şey öğrendin ondan mi? Ondan kart oyunları öğrendim birkaç tane. Hmm. Ya hiç mi yok ya yapıver. Valla şimdi yapmayayım ya. Ben de bir tane var. Var mı? Yapayım mı? Yap hadi. Bir topa girdim ama. Sen sustun altı bölüm. Big Boss gibi mi? Harry Potter'ın hangi bölümü arasını satayım? Nerede? Şurada bir yerde. Aslan zordaysa boş ver ya. Ben hayır hayır burada. Ya bizim bu doğallığımız yeter. Çıkarıp oradan şu an kart şey yapmamız güzel. Hilmi'nin yapacağı bu muazzam gösteri neyse hile yoktur. Var da. Yeni açıyor desteği. Sıfır kağıt açıyor. Abi sana yapayım o zaman. Ben ya ama yeteneksizsin. Bana yap ya, bana yap ya. Bana işte yakınımdan. Ben yemem. Tamam ben. Ben buradan kartları... Uğrarım seni. Tamam abi korktum şu an. Hayır hayır ya ben. Ben buradan kartları... Açıyorum. Sen istediğin bir yerde dur de. Ha öyle. Bir saat sonra. 3 days later.
Dur. Dur. Sen bakma da. Mümkün değil. Tamam. Gösterdim mi? Şaşıralım biz de bari. Bak. Evet, tamam. 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 Evet. Al karıştırabilirsin kartları. Tamam. Allah Allah. Allah Allah. Tabii canım. Değil mi bak? Durdun, Şimdi abi Tuğçe sustu için o da bir şey yapmadı. Aklına gezdi. Burada susmak benimdi. Sana gösteriyorum sadece kartların burada mı diye. Hı hı. Burada ya da değil de diye. Burada mı? Oradaydı değil mi? Oradaydı. Tamam. Tamam. Seçtiğin kart bu mu? Değil. Avucunu kapalı bir şekilde kartın üstüne koy. Evet. Bu mu? Değil. Diğer elinde. Ne oluyor? Burası çok önemli abi. Burası tiyatronun döndüğü yer. Tabii. Asıl olay burada dönüyor. Bu kart mı, bu kart mı? Bu kart. Tamam, ver onu bana. Seçtiğim kart o çıkmadı. Bir tane evet. Kart verdi yere. O seçtiğin kart. Hangisi? O elindeki. Gerçekten mi? Evet. Açıyorum. Aç. Bakayım. Vallahi o. Ah. Vay be! Yırttık be! Geçen parayı bulduk! Harry Potter çubuğuyla mı yaptın? Abi, o kadar verdi direkt. Tuğçe, evde çalıştım ben hep. Hayır arkadaş, oğlum çok iyi. Asla gerçek bir sihirbaz söylemez nasıl yaptığını. Öyle mi dostum? Sen diyor ki ya. Gideceğim arkada, bükeceğim, geleceğim, bir daha bükeceğim falan. Bütün her şeyi peki söylüyorsun. Peki bir şey söyleyeyim, elinde sinekon vardı. Evet, değiştirdim işte. Asıl olay burada dedim ya sana. Aslında sinekon koymadı mı yani? Hmm. Peki sol sinekon. Desen olacaktı. Öteki, yine ötekini alacak. Yine mi? O aç diyecektin. Her türlü olacak. Evet. Her türlü orası tamam. Söyleyeyim mi madem bu kadar şart? Söyle. Bütün büyü bozulacak ama. Söyle ama ya. Bu kartı buradan alıyorum abi. Bu kartı ben biliyorum. En başından biliyorum yani. Bu kartı Metin'e vereceğim. Ondan sonra burada alttan bu kartı tutarak bunları veriyorum. Seç diyorsun. İstediği kadar seçsin. Dur dediğinde bu kartı ona veriyorum. Ona karıştırdığımda da ben aslında biliyorum. Sonra eline verirken de, böyle deyince de hoş olmadı ama, o kartı üçüncü kart yapıyorum. Bu mu diyorum kartın, avucunun altına veriyorum. Bu mu diyorum, hayır diyor. Bunu almayıp benim kendi ona seçtirdiğim kartı diğer avucuna veriyorum. Bu çok yalan bir hareket. Tiyatro başladı dedim. Sonra da bu da dese, bu da dese ben her türlü bunu alıyorum. Bak bir şey oldu. Bravo. İyi numara. Bu illüzyonistler bile o TikTok'ta falan illüzyonları açıklamaya başladılar ya. Bütün tatları kaçtı herkesin. Herkes her şeyi biliyor abi. Böyle bir sadece bu konuyla ilgili böyle bir yorum yapmak. Sosyal medya çağının. İllüzyonistler olan etkisi. İlmi helal olsun ya. Senin bu elindeki tek numara mıydı? Bir iki tane daha var da kafa açmayacağım. Yok hayır. Daha yapma. Ben haftaya çalışayım. Tolga abi bükerken ben de yanında sen kat seçtireyim. Sen sokağa sen de iniyorsun. Belli ki bu sokakta bize bir şey yapacağız biz. Dizi yapacaktık az önce sokağa. Ama önce bir şey yapmamız lazım. Ben şapkamla paraları toplayan adam olayım. Olur. Abi. Sen de gelin arkadaşlar. Aynen, arkadaşlar falan. Arkadaşlar bakın burada neler var büküyor işte. Büküyor diyen sen ol. Tamam. Aa büküyor. Al kartlar aman tanrım. Ne bükecek mi falan filan. Aynen tamam. Yaygara bende. Çok güzel. Bunu yapıyoruz. Devam et. Ablamla olan WhatsApp konuşmamız Metin Pılıç görürse mutlu oluruz. Parlişko'yu çok seviyoruz. Ablasına senin kızın fotoğrafını yollamış. Parlanın fotoğrafı. Tatlı kızım. Büyüdü ya. Güzel bir büyüdü. Valla tebrikler Metin. Ne ya, olduk şu an? Kaçıncı aydayız? 6. ayı geçti. 7. aya doğru gidiyoruz. Herhalde ben çok bir yerden para bekliyorum. Çocuk sarışınlaştı. Öyle yani mi? Evet öyle zengin sarışınlığı geldi çocuğa. Öyle mi? Evet yani. Bayağı siyah saçlı doğdu falan. Turuncu ne kadar ediyor mesela? Oğlum rengi nedir ya? O altınsa seninki bronz işte. Yani. Öyle bir şey mi var ya? Gerçekten bizim Mete de sarı. Evet. Senin zenginlik dönemindedir Mete. Evet. Ya. Çok zengin. Kuzey mesela an. Çok şey değildir. İnan öyle bir zenginliğim var ki sokakta dilenmeme 5 dakika kaldı ya. Benim de katılıyor öyle açalım diye. Aa evet şey yapıyor. Sarıda öyle bir şey var ha. Hadi bakalım be Metin. Artık yavaş yavaş. Artık vakti geldi. Çocuğu büyüttün bilmem ne yaptın. Bir şey. Bu gelişim, bu yükselişe bir para yakışır. Aynen. Bir artık. Ciddi bütçelere geçmen lazım. Vakti geldi. Devam et. Bir izleyicimiz böyle bir bize müşteri hizmetleri logosu yapmış. Yine Tuğçe yok. Tuğçe var aşağıda. Tuğçe mi o? Yok. Ben olamam herhalde. Yok. Bir şey söyleyeyim beğendim ben.
Ben de beğendim. Aşağıya o sıfır yerine Tuğçe'yi yaparsa... Logo'yla da oynamış. Evet. Aynen, o zaman Tuğçe'yi de koysun oraya. Evet. En alta. Evet. Onu da bir zahmet biz yapalım bu kadar. Ama onu şimdi kendi proje dosyasında ya. Dilara'ydı galiba. Bunu kullanalım, atsın bize. Ama Tuğçe de olsun sıfırda. Yani şu an Tuğçe var mı yoksa başka... Yok yok, Tuğçe değil ya. Tuğçe'yi yapıp WhatsApp ihbar attığımızda dosyayı at. Biz böyleyiz artık ya. Yani. Artık projede dilenmeye mi başladık? Projeyi at. Devam et. Ne oluyor ya? 40 dakika mola verdiğimize göre 5 dakika ders çalışabiliriz artık. Bizi molada izlemiş. Uzun bir mola. Çok güzel. Sağ olsun. Biz ama tam böyle yani ders çalışmaktan kaçmak için böyle saçma bir şey yaparsın ya. Evet abi. Kafanı nasıl boşaltabilirim? Ve planlı bir şey değildir o. Yani biz bence... Şu biz diziyi izleyeyim değil yani. Evet. Değil, saçma bir şey izlersin. Yani plansızlığa denk gel... Yani biz de öyle plansız. O savrukluğa gidecek bir işiz biz. Evet. Ve o muhabbetin içine girerse yani buradaymış gibi olursa çok eğlenir. Ama yok, bunlar ne yapıyor? Sürekli gülüyor falan filan, hiç eğlenmez. O olmaz, gideriz. Devam edelim. Yazıp üzülüyorum ya, neyse boş ver. Ne acaba, ne yazıyordun ya? Yazıp yazıp sizin mi? Merak ettim. Evet, yazıp yazıp sizin yaz ya, rahat ol. Biz bak burada biz kafamızda aslında konuşup konuşup siliyoruz ama devam et. Ne bu? Herhangi bir rahatsızlığım yok ama neyi taşırken şu duvara çarptıysanız bir parça boya sürüp duvarda tek renk olmasına izin verir misiniz? Hilmi'den çok o küçücük noktanın varlığı var gibi dikkatimi dağıtıyor. Vay be. Hilmi'den çok diyor. Şu noktaya senden daha çok odaklanmış. Ya peki bir şey söyleyeceğim. Ya burada şu duvarın şeyi dikkatini çekmiyor da. Şu duvara komple girmişiz. Oraya elektrik aksamı bozulmuş ve bilmem ne olmuş. Evet, orası yağmurda, yağmurda su aldık. Orada su çöktük. O dik orası mı? İyi, orayı da kapatacağız o zaman. Şurada küçücük bir yer. Burada bir siyah. Ojen var mı yanında Tuğçe? Ojen mi? Ojen yok. Anlık mı kapatıyorsun? Evet, anlık kapatırdım dedik de kapatırız. Hemen bak, pratik zeka görüyorsunuz değil mi? Oje, ben bir saat düşünsem ojeyle kapatmak gelmez. Sen de hep böyle bir... Var abi, var. Bu çocukta bu var ya. Hızlı çözüm ya. Yani kart numarası mı diyor? İyi, kart diyor. Oradan kart çıkıyor. Yani. Hızlı yani. Aksiyon alıyor. Devam et. Metin abim müzede seninle karşılaştım ama pek pas vermedin. Senin müzen mi var? Bu ne? Antalya'da Antalya Müzesi var abi. Antalya Tarihi Müzesi var. Antalyalı ünlüler diye. Böyle bir ben de varım o müzede. Hatta geçen gün babamla gittik. Bir ben de böyle atıyorlardı fotoğrafımı. İşte abi sen de varsın burada falan diye. Şimdi gittik müzede açık mı değil mi falan filan bilemedim böyle. Gittik gözlüğü çıkardım dedim ya bu müzede ben varmışım dedim. Aa evet dedi. İşte babam da bilet parası veriyordu tam o sırada böyle. Biz müzeye gireceğiz diye böyle sırada bekliyor. Tam siz geçin dedi. Babam bir gururlandı böyle orada. Müzede olduğuna değil de bedava girdiği için. Yok hayır, müzede oğlum var falan diye. Hemen oraya gittik falan. İnsanlar da bakıyordu öyle. Bayağı Antalyalı ünlü var. İkiniz gittiniz orada insanlar gezerken böyle arkadan... Benim oğlum mu bu ya falan diye yine rabarba yapıldı mı hani böyle şey? Yok ya. Bitecek, bitecek falan gibi. Bir gitme. Müzede kim var ya? Yok fark etti. İnsanlar fark etti zaten. Biz de oraya gittik falan. Ben de kendime fotoğraf çektim. Babamı çektim falan. Gurur duymuştur ama Antalya Müzesi'nde. Duydu. Bayağı duydu. Bursa'da da benim de var öyle. Valla. Bir Atademirer, İbo ben falan. Öyle bir üçlü bir yere getirmişler. Bir şey var. Devam et. Bak be, Hilmi Delen ifşa. Ne bu? Delen. Hilmi'nin ifşası. Hadi bakalım. Nasıl ifşası? Videoyu açtım. Açtın mı? Aç. Ne lan? Neye çıktı? Bu. Çok iyi. Olayı öğrenip delirmek ayrı bir... Şu an hangi şehirde abi bu arkadaş? İzmir Bayraklı. İzmir. İzmir. Türkiye bir altın madalyadan mahrum kalıyor şu anda. Buyurun. Bu vatandaşa ulaş... Katakute dedim. Ne lan? Kata. Ha, Kata'da. Katakute. Çok iyi. Bir şey söyleyeceğim. Taksim'de de böyle bir abi vardı.
Normal İstiklal Caddesi'nde böyle full böyle dolaşıyor. İşte, sporla... Karate abi çok verirsen kendine. Gerçekten şey böyle, böyle böyle hareketleri tam yaparak dolaşıyordu. Bu bir delilik yani, bir şekil mi bu, ne bu? Bilmiyorum ki, delirince mi oluyor? Sokakta şimdi sen sokak. Kalkları bizim Ramazan eğlencesine bir şey daha çıktı. Neler neler. Yeni bir şey daha ekler. Ya ama bu şakayı kim yaptıysa mükemmel. Evet ya, çok iyi ya. Seni alkışlıyoruz. Benim. Vallahi bak. Ben mesela izlemiştim bunu, aklıma gelmemişti Hilmi. Abi. Yani çok iyi şaka. Benim izler izlemez aklıma geldi Hilmi ama bize satış şekli. Evet. Hilmi denen ifşa mükemmel ya. Ya bir daha açsana be, bir tane az. Bravo. Bu bayağı şey yapıyor değil mi? İyi yapıyor ya. Yapıyor abi, ayağını da iyi bayağı kaldırıyor. Belki antrenman falan yapıyor olabilir mi? İnşallah öyledir. Ya şurada bir 3 tane tekmesi var. Çok iyi ya. Bu çok iyi bu arada değil mi? Bak. Şurada bir coşuyor bak. Hah. Bak şimdi. Bak şimdi bak. Neler neler ya. Tamam. Yapma lan. Şey söyleyeyim, bence burada şey var ya. Antrenman ya bu. Kotlu antrenman da saçma, kot pantolonlu ama olabilirdi abi. İnşallah öyledir abi. Yoksa deli düz. Yetenekli bir deli. Yetenekli. Devam et. Oğlum sen ne yapıyorsun? İşte Güzin ablaya döndük. Neler okuyoruz abi, ya böyle? Abi kısaca özetleyeyim. Diyor ki kendime bir hedef koyacağım. 30 gün boyunca her gün 6'da uyanacağım eğer bunu okursanız. Ve size 30 gün boyunca bu challenge'ımın fotoğraflarını yollayacağım diyor. O yüzden aldım, bize yollasın diye. 30 gün boyunca bekliyoruz. 30 gün boyunca sabah 6'da mı uyanacaksın? Evet, 30 gün boyunca her gün erken uyanmayı başarırsam Eser abi ekibiniz yüksek lisans mezuniyetime geleceksiniz diye. Yani yüksek lisansa hazırlanıyor demek ki, ders çalışacak. Evet, böyle bir challenge koymuş. Tamam, her gün 6'da kalktı ama diyeyim, 6'da kalktı, fotoğrafı çekip yattı mesela. Çalıştığını bilmiyoruz biz. Önemli olan kalkması mı? Sabah 6'da bana atacak o fotoğrafı. Her sabah 6'da. Attı zaman o sırada orada demek herhalde değil mi? Zamanla ayarlayabiliyor musun? Hayır, şu var. 6'da attı da dediği gibi. Yattı uyudu attı, sonra. Attı yattı. Aynen. Çalıştığına attı. Dair de... 6. Abim başına mı gireyim adamı? 6 çeyrek, 6.30, 6.45'te de bir yoklasın. Duruma göre at. Yoklasın. En kötü mesaj atsın. Abi uyanayım. Her anda arayabilirim görüntülü 6'dan sonra. Ah. Allah Allah. Uyanık mı değil mi diye. Ben de böyle bir manya. Biz ne yapıyoruz ya? Ben de böyle bir manyak. Çok şey oldu, kontrolden çıktık ya. Bir şeyimiz, eskiden bir tutarlı bir yanımız vardı da şu an şey yapamıyorum ben. Yani nereye gittiğimiz belli değil. Ya. Yanımda şunu yaptım. İçlerden değil, bizden oraya gidecek. Yani burada... Ama programı çıkmayacağım. Sadece Tuğçe ne yapsın derim, biliyor musun? Hani? Ben de böyle... Ya bir de kaşık bitiyor filan, inanılmaz yer oluyor. Tamam hadi. Devam et. 7 aylık hamileyim, bebeğime battaniye önerken keyifle sizi izliyorum. Dayılar olarak oğluma hatıralar, hediye gönderirseniz mutlu edersiniz. Muhabbetiniz şen bol olsun. Bu abi birkaç ay önce gönderdi bir fotoğraf zaten. Evet. Eski dekordayız. Saunada. Sonra yeni bir fotoğraf yolladı. Aha. Bebeğim oldu, şimdi birlikte izliyoruz. Ay kurban olduğum ya. Maşallah. Maşallah, maşallah. Nazar değmesin. Çok güzel şeyler yollayalım. Adresi al hocam. Tamam. Tık tıs olmaz. Değil mi? Kaan bebeğin adı. Kaan'a çok güzel şeyler evet, yollayalım. Evet, bir hediye almamış mıyız o zaman? O mesajı. Hediye göndermemiş miyiz? Onu görmemişiz abi. Kaynamış. Ha. Bu yeni attığı için onu, tamam. Onunla beraber attı. Ha, şimdi. Tamam. Şimdi o zaman... Kaan'cıma hediye yollayalım hediyeyi, sonra o hediyelere de fotoğraf atsın. Güzel bir şeyler yollayalım. Devam et. Popüler reelslerden izleyip... Bu ekip yorumlayabilir, bol kahkahalı olur, farklı bir konsept olabilir. Oh, konsept fikri, mis. Yorumlayabileceğimiz popüler reelsler. Yani burada Tuğçe'den destek istedim. Dedim ki sen videolar bulabilirsen, senin bulduğun videolar üzerinden ilerleyelim dedim. O da videolar ama burada buldu. Şey gibi bir şey istiyorlar hani, o reelsleri bizim önerileceği biraz yorumlamamız gerekiyor. Böyle direkt izleyeceğiz şu an. Direkt izleme istiyorlar bence. Reaksiyon videosu istiyorlar değil mi? Tepki öyle videosu mi istiyorlar? Ver. Ya şimdi demin şeyler o kadar güldüm ki karate yapan çocuğa. Evet ya. Yani onun üstüne çıkacak bir video var mı sence? Bakalım abi, onun göreceğiz. Onun üstüne çıkacak bir video bence yok ama. Yok bakalım. Mu? Üstünde. Yine iyi videolar var. Ver bakayım. Bakalım Tuğçe neler var. Gölge kaldır kolları. İstin o etrafın sarı. Sahri tek 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 sarı. Yollarımı. Ya bu ya, bravo be. Ferdi yanlış ses. Kandıralım Ferdi.
Ya bu Ferdi bir de Batu'nun ağzına dolandı. Geçen aşkın oluyum seni benden daha bir tatlarıyla. Ya geçen Kıbrıs'ta bir şirketin işine gittik. Abi Batu görür görmez bağıra bağıra bunu söylüyor. Daha bir tatlarıyla diye dolaşıyoruz biz böyle bütün otelde. Seni görür görmez mi yoksa... İşe beni görür görmez söyledi, benim de ağzıma doladı. İşte insanlar geliyor, Eser Bey toplantının üstünde kalıyor. Bu Eser herhalde kafayı yedi falan diyorlar böyle. Biz de kadın diyor ki işte Eser Bey bir saatte giriyoruz ve çıkıyoruz. Orada pazarlama yönetimi bilmem ne yapacak. Aşkın olayım. Seni benden daridattat deyip böyle şey oldu kadın. Ulan şimdi sahneye çıkacak bu herif herhalde delirdi falan diyor. O yüzden kandıralı. Kandıralı Ferdi değil mi bu çocuğun? Evet abi. Kandıralı Ferdi. O gelir mi acaba buraya ya? Gelse ya. Müşteri hizmetlerine mi? Burası çok tam ona müsait bence. Bak bizim... biz tam onun arkasında çalabiliriz. Aa, o söyleyeceksiniz çalacaksınız. Ne şunu çalsana ya. Ne çaldınız belli değil. Ne yaptınız belli değil. Şunu bir çalabilir misin? Bu şey neydi? Yavrum kaldı kollarında. Yüzyu uyanan yılanı uyandırdı. Karanfil minder kovalandı. Alek dökük sanki evladım. Yılanı uyandırdım. Karanfili minderi kovalandı. Sen. Alek dökük. Kavrum kaldır kollarını. İstin o etrafım sarılı. Zahmin tik tiktim sana ben. Öpüreceğim kıbrık yollarımı. Ben de tam öyle çaldım. Tam öyle çaldım. Mükemmel ya. Yani o ne kadar yanlış söylüyorsa o kadar yanlış basıyor ya. Devam et. Başka video var mı? Var Tuğçe. Abi. Vay bulduğu videoya bak Tuğçe. It is kind of ironic that I have this face and I've always wanted to be a comedian since I was a kid. But, you know, like what else am I going to do? Like imagine if I was a doctor with this face, you know, just walking in like, bad news. Good luck. Oha. Çok benziyor ya. Oha, inanılmaz benziyormuş. Ben ne oluyor, anlayamadım mı? Taklide girince şey oldum tam. Ben demek ki ben anlayamıyorum videoyu. Ben anlayamadım ki terazi burcu mu? Benim demek ki tepki videolarım çok yaşlı. Babama video göstermiş gibi. Kim bu? Kim bu mu? Jim Carrey mi? Kadın kılığına mı girmiş? Benzemiş, abi, benziyor. Bu Jim Carrey değil mi? Bugün tanıdık biri mi bu? Jim Carrey kim? Artık oradan. Ya buradan şeyi hatırladım. Senin benzerlerin yarışması yapmıştık ya. Aa, oradan buraya küçük bir görüntü yine. Gelmiş geçmiş televizyon tarihinde yaptığımda en çok eğlendiğim ama yine Tolga'nın fikri olduğu için ses getirmeyen ve en az reyting aldığımız bölüm olsa gerek. Hiç ses getirmedi. Biz ama 5 hafta boyunca benim benzerlerimi aradık. Onları ekrana verdik. Geliyor dedik. 5 hafta. Sonra onları seçtik. Sonra onları güzellik yarışması gibi eser benzerlerini yılbaşı gecesi yürüttük. Hala ses gelmiyor. Ondan sonra... Buraların memleketleri yazıyor. Ordu. Kuşakları ordu, var. Kuşak böyle uşaktan bana benzeyen gelmiş. Ben işte esere Marmaris'ten benziyorum falan diye böyle röportaj yapıyoruz falan. Hakikaten 7 kişi falan vardı. Evet. İlk 3'ünü de seçtik. Şu an onlar görüşüyor musun hala? Ben takipleşiyorum hala. Instagram'dan bazılarını. Hala bana benziyorlar mı? Benziyorlar abi. Hala benziyorlar. Sen onların hayatına devam ediyor musun? Hayatta var mı? Ediyorum. Muhabbet. Bazen işte mesaj atıyorlar. Ne sizin diyorlar? Çift terapisi gidecekti Muğla'ya. Hmm. İşte Ferdi orada. En var. Benzeyen mi seçildi? O en benzeyen seçilmedi ama aslında çok benziyor. Sadece çok ufak tefek biri sana göre. Ha, benim şey yani yüz çok benziyor. Hmm. O işte onunla bir diyalogumuz olmuştu. Devam et. Ablam Ekrem Mamoğlu Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Erdoğan İmam. Erdoğan İmam. Ben AK Partiliyim. AK Partili Ömer Ersoy'a. Evet. Peki Büyükşehir efendim? Murat Kurtar. Murat Kurum. Abi Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Hassasıyım AK Parti Murat, Murat Gül. Murat Gül. Büyükşehir de be. Fuat Kurum'a. Fuat Kurum. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Muradoğlu. Muradoğlu. At kalma. Murat Kurum. At kalma. Murat Kurum. Ya bunlar harika ya. Çok ve bunlar çeşit çeşit çıkmaya başladı. Yenileri de çıkmaya başladı. Değil mi? Artık böyle bunu ben görmemiştim. Ben görselliği de yapmışlar yani. Ne söyleniyorsa.
arkadan o sesi tekrar etme bir fikir. Mesela bir montaj fikri değil mi bu yani? Evet, hani trend abi. Oluşturmada iyi bir fikir yapay bence. Yapay zekayla hazırlıyor bunları da zaten. Mükemmel. Evet baba. Bunlar kim yapıyor bunları? Bilgisayarın beyni var. Ya bir şey diyeyim. Yapay zeka, yapay zeka deyip dolandın evet. Böyle. Her şeyi önceden keşfedip hiçbir şey yapmıyorsun ya. Yaz yapay zeka yaz işte. Ne yazayım abi? Ya. Ben daha kaşıyım kendimi. Kızıyor bir de. Ya. Sabah öğrenci var. Bilgisayar başındasın. Odadan çıkmıyor. Sen yap basketbol topunu havasız. Yap. Jim Carrey'e benze. Her şey karışmış. Evet. Güzel devam edelim madem. Senin kafası bu muymuş lan? Büyükmüş lan. Kafaya büyümüş. Kafan mı büyümüş? Hayır belki ya. Kilo verdikçe belki... Ha oran orantıdan oran orantı olabilir. Hayır ama. Devam edelim. Kafanı ölçtürdün mü abi sen? Mesela en... Kime? Ölçüyorlar ya böyle. Neden? Şapka falan alacağın zaman. Bazen. Evet ya bir de doktorda mesela genelde ölçüyorlar ya böyle çocuklarda ölçüyorlar şu an. Ama kafacık. Çocuklarda ölçüyorlar da. Büyüklerde bir sebep lazım ya. Yani ne alırken ölçülür kafa onu düşündüm bir an. Şapka. Şapka. Hiç şapka almadım. Şapka diktiriyor musun? Yok hayır bakarlar ya. Herhalde şey için ya. Bedenini anlamak için falan. Kafa bedeni diye bir şey varsa eğer. Vardı sen ölçtürmüş gibi duruyorsun. Yok da X'ler tamamen. Kafam bir X'ler. X'ler gibi değildir ya onların bildiğin. Vardır 34. Bilmem ne. Var mıdır? Sen niye sordun bunu? Yani biliyor musun sen? Motorda var galiba. Motor kask, evet, kask. Motor kullanan var mı? Kasklarda bir numara var galiba. Doğru. Senin mesela ben... Senin kafa 45 ise mesela bizimki kaç gibi. Niye böyle? Yani öyle bir iş var mı yani? Bizim bence benimki %15 büyüktür sizden. Bu muhabbeti de al ne yapıyorsan ya. Devam et abi. Botan çok karışmasın. Esmerlik 10 numara. Esmerlik mi? Bir esmerlik. Teşekkür ederim. Ya korkunç bir adam ya. Teşekkür ederim. Artık garip bir hale bürünmeye başladı. Ürkütmeye başladım. Batuhan kavurmam. Devam et. Abi şu introya en komik sahneleri koyup spoiler vermeyin ya. Bence farklı bir giriş olmalı. Buyurun. Yapacağız. Bunu hep böyle yayınlayacağız. Bunu anlayın artık. Devam et. İstemiyor insanlar. Hayır abi ben çok keyif alıyorum ya ondan. Ben de seviyorum ya teaser. Teaser çok mu? Güzel abi. Önden bir yayının böyle oh bir ferah giriyorsun. Sonra bir tempo düşüyor, başlıyor falan. Mesela Baba Talks'u ne kadar gördünüz diye bir şey yaradı. Ya önden teaser yapacak kadar bile hareketli an yoktu. Ya bir böyle bir... değil de. Değil. Tamam. İyi tamam. Kadro şahane lagi şu süre niçin bu kadar az? Az mı? Kaç dakika yapıyorsun şu an? Son 3 bölümü biraz daha kısa yaptık. 30 yayını. Dakika falan yaptık. 38'er falan. O yüzden diyorlar. Ama bence iyi ya. Bence de 45 ne daha ne? Biz zaten siz 45 izliyorsanız biz burada biz 1,5 saattir çekiyoruz mesela. 1 saat 15 dakika çekiyoruz. Size daha iyilerini veriyoruz. Evet. Biz düşünün ne rezillikler. Ne kepazeçiler. Burada neler oluyor? Size gelen bu. Ya, hani burada yayınlamayalım artık dediğimiz neler oluyor. Öyle düşünüyor. Devam et. Müzikol çok iyi olmuş ya. Her bölüm olsun. O zaman da düğüne falan gitmemizim iyi geldi. Evet bu müziğe de bence bu kandıralı gibi başta bir müzisyen konuk alalım bence. Müzisyen konuk mu? Abarttın mı? Abi konuk. Hayır konuk, müzisyen konuk. Konuk gibi değil. Ya mesela her yerde bir kanuncu bir abi çalıyor ya böyle. Mesela o abiyle açalım sen onunla yani. Bir tane böyle onu bir tane çalayım. Bilen lazım oğlum size. Müzik bilen biri aranıza hayır gelsin. Hayır abi hiç lazım. Oğlum yapma ya. Neydi onunla bitirelim. Neydi o? Şarkı nasıldı? Hayır, özgüvene bak. Bir de hiç bilmediği şarkıları hemen çalarmış gibi bir... Çalıyor ama. Bir de bakmadan çalıyor. Tamam, sen busun işte. Oğlum niye gaza geldin? Senin başı şaşırtıcıydı. Sen olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Müşteri hizmetlerinden bu kadar. Bütün seyircilerimiz, size söyleyeceğimiz tek bir şey var. Seviliyorsunuz. Şey
Yine bir şarkıya benziyor ama dur bakalım.